Bu videoda dengede ve dengede olmayan kuvvet terimlerini göreceğiz. Bu terimleri fizikle uğraştığınızda mutlaka duyarsınız, mutlaka duyacaksınız. Şimdi size birkaç tane senaryo vereceğim ve bu senaryolardaki kuvvetin dengede olup olmadığını düşünmenizi isteyeceğim. İlk senaryo şu. Bu bir zemin. Ve zeminde duran bir kayamız var. Yerçekim kuvveti kayayı aşağı, yani dünyanın merkezine doğru çekiyor. Aslında kayanın kendi ağırlığıyla aşağı doğru çekildiğini söyleyebiliriz. 5 Newton kuvvetle aşağı doğru çekiliyor. Ama aynı zamanda kaya zemin tarafından desteklendiği için aşağı çekilemiyor. Yani dünyanın merkezine doğru gitmiyor. Böylelikle zemin yukarıya doğru bir kuvvet uygulamış oluyor. Yani normal kuvvet sağlıyor. Bunu da yeşille göstereyim. Zemin 5 Newton'luk normal kuvvet sağlıyor. Bu kuvvetler aynı büyüklüğe sahipler ama zıt yöndeler. Evet, bu birinci senaryoydu. Şimdi başka bir tane daha düşünelim. Şimdi aynı kayayı çizeyim. Aynı kayayı çiziyorum. Pek benzemedi ama biz bunun aynı kaya olduğunu varsayacağız. Yer çekimi kuvveti hala tabiatıyla aşağı doğru. Aşağı doğru 5 Newton. Ve yine normal bir kuvvet söz konusu. Zemin kayayı 5 newtonluk bir kuvvetle yukarı doğru destekliyor. Ama bu sefer bir de kayayı itmeye çalışan biri olduğunu düşünelim. Buraya bir adam çizelim ve kayayı itmeye çalıştığını düşünelim. Ve sağa doğru 2 newton büyüklüğünde bir kuvvet uyguluyor olsun. Ve böylece kayayla zemin arasında bir de sürtünme kuvveti olacak değil mi? 2 newton büyüklüğünde bir sürtünme kuvveti. Bunu da turuncu ile çizeyim. Sola doğru 2 Newton. Sürtünme kuvveti adamın uyguladığı kuvvete ters yönde olur. Evet, şimdi bir senaryo daha yaratalım. Yine bir kayamız var. Yine aynı kaya diyelim ki. Ve burada yine aşağı doğru 5 Newton büyüklüğünde bir kuvvet olsun. Önceki senaryolarda olduğu gibi yine yer çekimi kuvveti var. Ve normal kuvvetim var. Kaya zemin tarafından 5 Newton büyüklüğünde bir kuvvetle yukarı doğru destekleniyor. Ve diyelim ki bu sefer daha kuvvetli bir adamımız var ya da aynı adam daha kuvvetlenmiş ve artık daha büyük bir itme gücüne sahip, daha büyük bir güçle itiyor. Sağa doğru 3 Newton büyüklüğünde bir kuvvetle itiyor. Ve sürtünme kuvveti de hala sola doğru 2 Newton büyüklüğünde. Yazalım. Sürtünme. Ve şimdi bir senaryo daha düşünelim. Burası yine zemin. Ve yine bir kayamız var. Ama bu sefer kaya yerde olmayacak. Kaya havada düşüyor. Öyleyse kayaya etki edecek tek kuvvet aşağı doğru etki eden yer çekimi kuvveti olur öyle değil mi? Bu yer çekimi kuvveti aşağı doğru 5 Newton. Ama burada biraz hava direnci de var. Bunu havanın sürtünme kuvveti olarak görebilirsiniz. Ve diyelim ki bu da yukarı doğru 1 Newton. Bu sürtünme kuvveti yani hava direnci Sanki kaya düşerken hava parçacıklarına çarpıyormuş gibi düşünün. Ve son senaryomuzda da yine bir kaya var. Tabiatıyla kayalar bu videonun olmazsa olmazları. Bu zemin, kaya zeminde duruyor. 5 Newton aşağı doğru yer çekimi kuvvetimiz daim. Kaya zemin tarafından yukarı doğru 5 Newtonluk, yukarı doğru 5 Newtonluk kuvvetle destekleniyor. Ve şimdi adam daha da güçlü itmeye başlamış olsun. 4 Newton kuvvetle itiyor olsun. Sağ tarafa doğru. 2 Newton sürtünme kuvvetimiz var ama henüz onu çizmeyeceğim. Ama sağ tarafa başka bir adam çizeceğim. Ve bu adam diğerinin kayayı itmesini engellemeye çalışıyor olsun. Bu adamsa diğer yönde 1 Newton'la itiyor. 2 Newton'luk sürtünme kuvvetimiz ve bu adamın uyguladığı 1 Newton'luk kuvvetimiz var. Yani toplamda sola doğru 3 Newton'luk bir kuvvet olacak. Evet, şimdi bir düşünelim. Bu senaryolardan hangisinde dengede olmayan kuvvet var? Ya da diğer bir deyişle net kuvvet var. Evet, ilk senaryoya bakalım. Yerin merkezine doğru 5 newtonluk yerçekim kuvvetimiz var. Yukarıya doğru da zeminin 5 newtonluk normal kuvveti var. Bunlar aynı büyüklükte ama tam ters yöndeler, zıt yöndeler. Bu yüzden bu iki kuvvet birbirini götürür. Bu kuvvetler tamamen dengede. Yani net kuvvet sıfır. Yatay doğrultuda da hiçbir kuvvet yok. Bunlar dengede. Yani burada dengede olmayan kuvvet yok. İkinci senaryoya geçelim. Bir kez daha 5 Newton yukarı, 5 Newton aşağı. Bunlar birbirini dengeledi. Yatay doğrultuda 2 Newton'luk bir kuvvet var. Sol tarafa doğru olan 2 Newton sürtünme kuvveti adamın itme kuvvetini dengeliyor. Net kuvvet yok ve kaya hareket etmeyecek. Yani bir kez daha bu kuvvetlerin hepsi dengede ve burada net kuvvet yok. Senaryo 3'te yine bu dikey kuvvetler dengedeler ve yatay yönde birbirine zıt, birbirine zıt yönde iki kuvvetimiz var. Bu adamın uyguladığı sağa doğru 3 Newton ve sola doğru sürtünme kuvveti 2 Newton. Bu senaryoda net kuvvet var. 3 Newton sağa, 2 Newton sola, yani 1 Newton kalıyor. Sağa doğru 1 Newton net kuvvete sahibiz. Yani bu net kuvvetin olduğu bir senaryo. Ya da diğer bir deyişle burada sağ ve sol tarafa doğru dengede olmayan kuvvetler var. Şimdi de senaryo 4'e bakalım. Burada sadece aşağıya ve yukarı doğru kuvvetler var. 5 newton aşağı doğru yer çekim kuvvetimiz var ve buna karşı koyan hava direnci yani yukarıya doğru 1 newton var. Bunlar birbirine dengelemez. Yani aşağı doğru 4 newton net kuvvet var. Bu nedenle bu kuvvetlerin dengede olmadığı bir durum. Ve son senaryoda yine yere indik, zemin üzerindeyiz. Burada yine yer çekimi kuvvetimiz ve onu dengeleyen zeminin uyguladığı normal kuvvet var. Onlar dengede ama yatay doğrultuda sağa doğru daha fazla bir kuvvet var. 4 Newton kuvveti var. 3 Newton sağdaki adamın kuvveti ve sürtünme kuvvetinin toplamıydı, değil mi? Biri 1 Newton'la itiyor, bir de sürtünme kuvveti var. 2 Newton ve bu durumda sağa doğru, sağ tarafa doğru net kuvvet var. Sağ tarafa doğru 1 Newton'luk net kuvvet. Yani bu da dengede olmayan kuvvetlerin bulunduğu bir senaryo.